Merhabalar sevgili dostlar. Hepinize sağlıklı, huzur dolu günler diliyorum. Kanalıma, evime hoş geldiniz. Bugün sizlere geri dönüşüm projelerinden olan teneke kutularla, salça kutularıyla saksı yapımından bahsetmek istiyorum. Daha önce sizlerle paylaşmıştım yaptığım saksıları. Yapım aşamalarını değil de anlatırken videoda bunları ben yaptım diye size anlatmıştım sevgili dostlar. Biliyorsunuz şimdi bu teneke kutularla saksı yapımı çok revaçta. Yabancı sitelerde de var ve şu anda normal saksılardan da pahalı satılıyor. Çünkü el işçiliği, el emeği olduğu için daha pahalıya satılan ürünler. Ben de kendim naçizane evde kendim uğraşıyorum bazen böyle sıkılınca bir şeyler yapmak adına. Çocuklar okuldayken vakit geçiriyorum. Ben biraz bahsetmek istiyorum size bunu neler yaptığımdan. Yapım aşamalarını çekmek istedim fakat şu anda yalnızım. Video çekecek çocuklardan kimse yok yanımda. O yüzden aşama aşama böyle göstermeyi uygun gördüm. Evet sevgili dostlar böyle salça kutularını, teneke kutularını beyaza boyadım. Daha sonra peçeteden kalpler keserek üzerine dekupaj tutkalıyla dekupaj yaptım. Sonra yanlarına çiçek hamurundan size bahsetmiştim daha öncelerden çiçek yaptığım çiçekler var minik minik çiçekler saksı üzerlerine monte ettiğim. Onlardan şöyle bir şerit geçtim. Hasır görünümünü vermek için biraz da boyut katmak için boyutlu gözüksün diye. Sonra sade gözüktü bana bu. Biraz daha üstüne farklılıklar katmaya karar verdim. Şimdi üzerlerine gümüş yaldızlı boyadan böyle rötuşlar yaptım. Bunu devam ettireceğim. Buna da böyle daha güzel olduğu gibi geldi. Bakalım daha sonrasını sizlere tekrar anlatarak gösteririm. Çiçek yapıştırmayı düşünüyorum üzerlerine. Biraz daha eskitme görünümü vermek istiyorum. Nasıl olacak birlikte sizlerle paylaşırım. Umarım beğenirsiniz. Evet, bana dediğim gibi evde yalnız otururken terapi oluyor. Böyle şeylerle uğraşmak mutluluk veriyor. Saksılar da güzel olacak gibi. Daha önceki saksılarını da sizlere çekip göstereceğim sevgili dostlar. Evet, devamını göstereceğim sizlere bitince. Evet sevgili dostlar biraz da altın goldla rötuş yaptım üzerlerine. Bakalım ne olacak. Biraz daha değiştirdim. Şöyle biraz daha eskitme. Eskimiş gibi gözüksün diye. Normalde siyahla eskitmem lazım ama siyah pek sevmiyorum. O yüzden şöyle biraz daha farklılık katmak istedim. Bakalım. Bitmiş hali nasıl olacak? Evet. Evet arkadaşlar yeterince eskidi mi bilmiyorum ama bayağı bir eskittim saksılarımı. Sadece fırça darbeleri vurdum üzerine. Böyle bir eski görünüm oluşsun istedim kutularda. Bunun üstüne artık eskitme olayını bitireceğim. Başka bir şey yapmayacağım sevgili dostlar. Çiçeklerini yapıştırmayı düşünüyorum. Çiçek yapıştırmak istiyorum. Tam şu kalp köşelere, buralara. Porselen hamurundan, çiçek hamurundan çiçekler yapıştırmayı düşünüyorum. Onun dışında başka bir şey yapmayacağım. Biraz eski görünümü verdim. Eskimiş gibi gözükmesi hoşuma gidiyor teneke kutuların. Evet sevgili dostlar ben halıyı kaldırdım. Eski bir örtü serdim. Çünkü boya darbeleriyle sıçramasın halıya boya çıkmaz diye. Siz de bu önleminizi alın lütfen yaparken. Veya açık havada, balkonda bir yerde yapın. Ben balkona çıkamadım çünkü çok gürültülü. Size video çekerken gürültüden ne konuştuğumu anlamıyorum. Ve güneş var şu anda çok büyük, kızgın bir güneş var. O yüzden evin içindeyim ama dediğim gibi önlemimi aldım. Halıyı kaldırdım, eski bir örtü serdim. Rahat rahat çalışıyorum. Bitmiş halini aşama aşama ilerledikçe... Sona doğru ilerledikçe sizlere tekrar anlatacağım arkadaşlar. Evet sevgili dostlar çiçeklerimi de yaptım.
Son hali bu. Sadece çiçeklere vernik atılacak. Verniklemek gerekiyor. Porselen hamurundan yapılan çiçekler vernik olmadan kullanışlı olmuyor sevgili dostlar. Vernik sadece kaldı. Diğer üç tanesini de bu şekilde yapacağım. Çiçek renklerinde içindeki renklere peçetede kupaj yapmıştım. Biliyorsunuz kalp içindeki peçete. Ona uygun olsun diye bu renk yaptım arkadaşlar. Yani çok böyle detaylı profesyonel bir çiçek değil, basit bir çiçek yaptım. Evet, şu anda son halimiz bu gibi. Sadece dediğim gibi vernik kaldı. Diğer üç tanesini de şimdi yapmayı düşünüyorum. Yapınca tekrar sizlerle birlikte oluruz. Evet sevgili dostlar, saksılar bitti. Çiçeklerini yapıştırdım. Çiçeklerin üzerine vernik sürdüm. Ortadaki peçeteli dekupaj yaptığım yerde dahil. Onun dışındaki yerlerine vernik sürmedim çünkü dayanıklı boya. Vernik çiçeklerin dayanıklılığını artırıyor. Daha çok koruyor. Çünkü saksı olduğu için silmeye, tozunun alınmasına veya ıslaklığa daha dayanıklı oluyor vernik. Ve sertleştirdiği için de kolay kolay çiçekler kırılmıyor sevgili dostlar. Evet, böyle oldu saksılarım. Umarım sizler de beğenirsiniz. Yorumlarda düşüncelerinizi yazarsanız mutlu olurum. Benimle birlikte fikir alışverişi yaparsanız mutlu olurum. Ve bunlara ne tür bir çiçek ekeyim ona karar veremedim. Kaktüs mü eksem, sukulent mi eksem, yoksa iç mekan bitkilerinden mi eksem diye karar veremedim. Tabii ki bunlar bir salça kutusu büyüklüğünde. Buna göre bitki seçmem gerekiyor. Biraz da el işçiliği olan işler tabii dışarıda daha çok içeride daha iyi. Yani dışarıda kullanmaktansa içeride kullanmayı tercih ederim. Çünkü güneş sonuçta yakıyor yani normalde. Diğer saksıları bile güneş kavurup çok çabuk kırılmasına sebep oluyor. Evet, bunlara nasıl bir bitki ekeyim bilemedim, düşünüyorum. Ektikten sonra da sizlerle paylaşırım. Sizler de yorumlarda fikirlerinizi, düşüncelerinizi yazarsanız mutlu olurum. Evet, bu da benim uğraştığım ve hobilerden biri. Çocuklar yokken dediğim gibi evde sıkıldığım zaman uğraştığım uğraşlardan biri. Şimdi de çok revaçta, dediğim gibi çok yapılıyor. Satan arkadaşlar var Instagram'dan, boyalı kutu diye boyayıp çok güzel saksılar yapan arkadaşlar var, sayfalar var. Gelir elde edenler de var tabii ki. Ama ben kendimi yapıyorum, satış yapmıyorum. Kendi hobim. Kendimce bir şeyler yaparak uğraşıyorum. Evet, dediğim gibi yorumlarda beğenilerinizi veya eleştirilerinizi, fikirlerinizi söylerseniz mutlu olurum. Sizlere detaylı çekip atmak istiyordum fakat çekim için yanımda çocuklardan veya çekim yapacak biri olmadığı için ikisini aynı anda yürütemedim. Böyle sizlere bir videoyla yaptıklarımı anlatmak istedim. Kanalıma geldiğiniz, beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Abone olur, destek olursanız da mutlu olurum. Yorumlarda da düşüncelerinizi bekliyorum sevgili dostlar. Hepinize hayırlı, huzur dolu günler diliyorum. Sağlıkla, sevgiyle kalın.